çevrede görürüz. Tamam, sağ olasın abi. Sağ olasın abi. Giriş konuşması yapıyoruz. Ahmet Çağlar Altıgöy'e girsin konuşuyor abi. Araba gelmeden sunum yapmaya çalışıyor. Kendi atma töreni. 2-1. Kendiler atılıyor. Mustafa abim benim dualarımız kabul olsun diye 5 kere geçirdik. Adet dışında yaptık ama bir daha geçiriyorum. Sabah geldiğimizde güneşli. Şu anda hava gök gürlüyor. Yağmur yağıyor. Allah bilir akşama doğru da dolu yağmaya başlar, kar yağmaya başlar. Ahmet Çağlar Altıgöy'le Giresun konuşuyor abi. Bugün mükemmel bir görüntüyle sizle birlikte karşı karşıya. Bugün Esbiye'nin Soğukpınar Beldesi'ne gidiyoruz. Soğukpınar Beldesi'ne girmeden önce de Pangal Şelalesi'nin önündeyiz. Yani Esbiye'nin güzelliklerini göstermeye şimdiden başlıyoruz. Emin olun ki sadece yapmanız gereken koltuklara yaslanıp ve Esbiye'nin ve Soğukpınar'ın bu güzel beldesini seyretmek olacak. Giresun konuşuyor abi. Tüm güzelliğiyle başlıyor. Abi seni tanıyabilir miyiz? Benim ismim Yaman Halil Portakal. Aslan Soğukpınar'dayım. Tabii Soğukpınar'dan önce Dikmen köyüydü burası. Dikmen köyünün tarihi çok eskilere dayanır. Daha Osmanlı devrine. Daha sonra 1998 yılında belde olması dolayısıyla Soğukpınar beldesi oldu. Ben Kocaeli Gebze'de yaşıyorum. Kocaeli Gebze'de Dikmenler Derneği 1993 yılında kurucu üyelerinden birisiyim. İki dönem yönetiminde kaldım. Ve daha sonra belde olunca derneğin ismini Soğukpınar Beldesi olarak değiştirdik. İki dönemde 2010 yılında kongre dernek yönetimine geldim. Başkanlığı yapıyorum iki dönemdir. Geleneksel kültürlerimizi bizden sonra gelecek nesillere taşımak için aracılık yapıyoruz. Bu yıl ikincisini yaptık yine Akkındız Yaylası'nda. Çimgaya'nın. Gelecek sene daha görkemlisini yapmak üzere. Gelecek sene Çimgaya'ya gençlerimize uçurtma alarak 100 tane en az uçurtma yarışı yapacağız. Öğlene kadar Çimgaya ile uçurtma yarışını yapandan sonra Akkındız yüzünde o mevkide şölen olarak sanatçıları, insanları eğlendirmek ve stres sıkıntılarını atmak üzere böyle bir program düzenliyoruz. Bugün de siz buraya hoş geldiniz diyelim tekrar bir daha. Kanal 28'i Mayıs'ın 24'ü 2015 tarihinde Kocaeli Gebze'de yapmış olduğumuz 33 yayla şenliğine de davet ettik. Orada 2 saat bize çekim yaptılar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda. Biz de her zaman onların yanında olmayı arzuluyoruz. Abi maşallahım var. Ben sormadan tek 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 hepsini söyledim. Vallahi Allah razı olsun. Ama şöyle baktığım zaman dinlediğim kadarıyla da bayağı bir aktifsiniz abi. Bayağı hem evet, memlekete hem insanlara tabii çok yararınız olmuş. Şimdi doğduğumuz yerde doğduk, büyüdük ve doğduğumuz yer Soğukpınar, eski ismine Dikmen ama doğduğumuz yer Kocaeli, Gebze bölgesi olduğu için hem Kocaeli'nde etkinliklerimizi yapıyoruz hem Soğukpınar beldesine, eski ismine Dikmen'e gereken desteklerimizi, burada düşkünlerimize, hasta, sökülü, camilerimize, yaylada cami yapılmış, gereken ne gerekiyorsa imam evi yapılmıştır yaparız. Ne gerekiyorsa ekibimizle beraber, üyelerimizle, üye olmayan arkadaş, duyarlı arkadaşlarımızla da gerekli iletişimleri kuruyoruz. Gereken desteği yapmaya çalışıyoruz. Var mı Kocaeli'de burada selam yollayacağın kişiler? La ben Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu'nun birinci dönem, geçen dönemde ikinci başkanlığını yaptım. Bu dönem yönetime girmek istemediğim halde yönetimdeyim. Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu yönetimindeyim. Buradan Kocaeli'nde yaşayan tüm Giresunlulara ve herkese bizi tanıyan dostlarımız, arkadaşlarımız saygı ve sevgi dolu selamlarımızı iletiyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz bu arada. Evet abi, biz sana teşekkür ediyoruz bu kadar hizmet ettiğin için. Burada bir de başkan gelmiş, hemen kısa bir röportaj da sen yapalım abi. Seni tanıyabilir miyiz? Seni ben yakın tanıyorum ama bir de kendini tanıtır mısın? İsmim Ali İhsan Kahraman, Esbiye Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Aslen Soğukpınar Dikmen Mahallesi'ndenim. Şu anda burası bulunduğumuz yer, beldenin sınırı, burası meşhur Pangal Şelalesi efendim. Şimdi bu böyle bir program yaptığınız için özellikle size teşekkür ediyorum.
İşte ben de bu forumları sizlerin sayesinde izliyoruz ve bütün dünyaya tanıtıyorsunuz biz de. Size teşekkür ediyoruz. Abi. İşte, evet. Peki abi, bu esprinin bayağı bir güzellikleri var. Soğukpınar'da bizi neler karşılayacak? Soğukpınar'da bizi şimdi neler karşılayacak? Soğukpınar'da bizi en önemli, Soğukpınar'ın Dikmen Mahallesi Camii var. Bu caminin tarihi işte çeşitli rivayetlere 1800, 1200, 3 tane tarih var. Gidince göreceğiz şimdi. Orada çeşitli efsaneleri var. Bu efsaneleri biz değil de orada yaşlı insanlardan dinlersek daha iyi olur. Ben onları 8-10 tanesini daha bundan 20 yıl önce kaleme almıştım. Yaşlı amcalardan dinlemiş. Şunda Allah rahmet eylesin, onlar vefat etti hepsi. Yani onlardan dinlersek daha iyi olur. Çünkü çok önemli. İşte Kızılkaya madenimiz var. O madenleri göreceğiz. İşte mahallelerimiz var. Turgun Mahallesi'miz var. Buradan çıkınca Turgun Mahallesi'ne gideceğiz. Oradan Dikmen Mahallesi'ne camileri, Merkez Mahallesi'nde ve Soğuk Gözköy Mahallesi'nde bu şekilde bu programımızı Allah'ın izniyle tamamlamaya çalışacağız. Peki abi, seninle özel bir hobin var galiba. Fotoğraf çekiyorsun. Evet. Bu güzellikleri de yansıtıyorsun. Bu konuda neler söylemek istiyorsun? Şimdi, fotoğraf, yaklaşık 50 bin tane fotoğrafım var, arşivim var. Tabii bu fotoğraf bir amatörce yapıyorum ben bu işi ama ben inanıyorum ki bizden sonraki nesile iyi bir arşiv olacağına inanıyorum benim bunu. Tabii biz bunun en önemli şeysi benim için maddiyatı değil, maneviyatı çok önemli. Bizden sonraki nesillere belki bu fotoğrafları yansıtabilirsek ama şu anda değil de bir 20-30 yıl sonra daha belki daha güzel olacağına inanıyorum. Yani gittiğimiz tüm yerleri sizin gibi biz de fotoğraflamaya çalışıyoruz. Yani özümüzle çalışıyoruz efendim. İşte elimizden geldiği ya da bu şeyle tanıtmaya çalışıyoruz. Bir de size şey var, bu Yedi Değirmenler Şelalesi var. Buraya da gitmenizi tavsiye ederim. Buraya da çok güzel bir yatırım yapmışlar. İşte SBY Kaymakamımız Sayın Osman Bilgi Bey, SBY Belediye Başkanı Mustafa Karadere'ye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burayı da gezerseniz daha iyi olur. Ben Karadeniz'de çok önemli bir turizm yerlerinden bir tanesine inanıyorum. Peki var mı senin selam yollamak istediğin yerler abi? Benim selam göndermek istediğim şu anda bu bizi izleyen yani Kanal 28 televizyonuna izleyen bizden herkese teşekkür ediyorum. Kanal 28 televizyonu bizim ailemizin televizyonu diyorum. Kanal 28 gurbetteki insanların gözü kulağı diliyorum. Sizleri bundan sonra programlarınızda başarılar diliyorum efendim. Çok sağ olasın abi, çok teşekkür ettim. Giresun konuşuyor abi, tüm güzelliğiyle Soğukpınar'dan devam ediyor. Huzur dolu yerdeyiz. Şu an öyle bir yerdeyiz ki Osmanlılar zamanında su sesiyle terapi yaparlardı. Biz de hazır bulmuşken beleşkine bedava huzurumuzu bulmaya çalışıyoruz. Soğukpınar'da Esmiye'de mükemmel görüntüler devam ediyor. Soğukpınar Belediye Başkanı Özcan Özdemir. Soğukpınar daha önce Bayramoğlu nahiyesiyken iki tane köyümüzün birleşmesi sonucu 1998 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla belde oldu. Hemen müteakip ilk seçimlerde zaten belediye seçimlerinde resmen belediye hüviyetine kavuşmuş oldu. Bu şu andaki dördüncü yani 16 yıldır belde burası. Benim ikinci dönemim oluyor. Çalışmalara devam ediyoruz. Giresun'a kadar uzaklaşıyoruz. Giresun'umuza, Giresun'a 55, ilçe merkezimiz Esmiye'ye 22 kilometre mesafede. Gördüğünüz gibi yollarımız belde merkezine kadar karayolları ağında.
Yol olarak bir sıkıntımız yok. Bazı yerlerde tabii genişlemesi gereken yerler var ama zaman zaman oralarda karayolları aracılığıyla iyileştirmeye çalışıyoruz. Şu andaki resmi rakamlara göre 2241 nüfusumuz var. Bu geçtiğimiz yıla göre biraz düşüş yaşadı. Tabii gurbetteki vatandaşlarımız bazıları mecburiyetten dolayı iş yerleri gurbette olduğu için nüfusunu işte Bursa, Gebze, İstanbul gibi çeşitli yerlere. Tabii 2241'e indi şu anda. Emekli olmuş, bir iş yapmayan gurbette ikametgahını hemen beldemize almalarını öneriyorum. Tabii nüfusumuzun daha fazla olması beldemizin tabii ki İller Bankası'ndan ayrılan payın daha yüksek olduğunu varsayarsak. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yıl sonu itibariyle bir 350-400 civarında artırmayı düşünüyoruz nüfusumuz inşallah. Köylenim. İstanbul'da ikamet ediyorum. Devlet su işlerinde çalışıyorum. Senede bir ay fındık mahsulünü toplamak için işte memleketimize geliyoruz. Abi çok güzel bir göl var. Bu gölümüzün adı Tendem Gölü diyoruz. Vallahi ne bileyim ta çocukluğumuzdan beri biz burada yüzerdik, burada büyüdük. Çocukluğumuz burada geçti. Tendem Gölü diyor. Güzel ama. Çok güzel hani, görünmeye değer. Aslında bizim buraları terk etmemiz için bir neden yok ama işte geçim sıkıntıları dolayıyla mecburen gitmek zorunda kalıyoruz yani. Peki Soğuk Pınar'da daha nereleri gezmeyiz herhalde? Valla Soğuk Pınar'ın her tarafı güzel. Her tarafını gezseniz, görseniz gayet güzel yani, tercih ederim yani. Köyden Ahmet Yaşar Kavran ismim. Çarşamba'da Türkçe öğretmeniyim. Sözlerime başlamadan önce de size hoş geldiniz beldemize demek istiyorum. İsminizden de anladığım kadarıyla Kanal 28 ilimizin, bölgemizin bir televizyonu ve dünyaya açılan bir sesi, bir penceresi. Bu anlamda Kanal 28'e daha nice yıllar başarısını, performansını artırarak dünyaya ilçemizi, ilimizi, bölgemizi tanıtan, bölgemizin sesi, bölgemizin nabzını tutan, sorunlarını dile getiren, kültürüyle, gelenekleriyle, görenekleriyle, tarihi, turistik bölgeleriyle, alanlarıyla dünyaya tanıtan bizim sesimiz, bizim sözümüz olmasını bekliyoruz. Gölümüz Tentem Gölü buranın ismi. Çocukluğumuzdan beri herkesin, çocukların yüzmeyi öğrendiği, hani tabiri caizse yüzme eğitimini burada aldığı, sıcakladığında, bunaldığında, yaz güneşinde serinlemek için kendini attığı ırmak üzerindeki göllerimizden birisi. İsmi Tendem Gölü. Daha aşağıda Dönen diye halk arasında bir göl daha vardı. O bu yol yapımı sırasında zannediyorum biraz kaybolmaya yüz tuttu. Şu anda elimizde bu var. Suyumuz, gölümüz de Karadeniz'in her tarafında olduğu gibi yüzmeye, serinlemeye müsait. İsterseniz siz de yüzebilirsiniz. Çok sağ olasın, çok teşekkür ederim. Bunun dışında bir şey değil. İlçemizi, bölgemizi tanıyorsunuz. Beldemiz 99'da bildiğim kadarıyla belediye oldu. Şu anda gelişmekte olan beldemiz. Kanal 28 yeni bir video.
İşte Giresun'un doğal güzelliklerinden beri yöresel evimiz ve fındık zamanı olduğu her türlü belli. İşte fındıklar yavaş yavaş kurutulmaya başlandı. Ayıklanacak, ondan sonra satışa sunulacak. Güzel bir yer. Tuygu Mahallesi'ndeyiz. İşte ablalarımız fındığıyla uğraşıyorlar. Güzel görüntüler. Her şey esmiyede. Esmiyor. Mükemmel derecede. Mükemmel görüntülerle bizi karşılıyor. Adın ne amcam? Mehmet Yılmaz. Kaç yaşındasın? 90. Buranın tarihi hakkında biraz bize bilgi verir misin? Burası Seydi köyünden ayrılma bir mahalle. Birinci biz gelmiştik, bizim kabile. İkinci bu İhsan kabile gelmiş. Üçüncü Avcı'dan Odubaşıoğulları gelmiş. İşte böyle bir mahalle kurulmuş buraya. Yalnız hepsi Dikmen'e ait burası. Güzelleşiyor mu gittikçe? Tabii her bir şeyler yapıldıkça gelişiyor. Neler yapıldı yeni? Yeni cami yapıldı. 2-3 senelik. Başka yeni yapılan yok. Binalar... Aşağıdaki bina yeni yapıldı. Yıkıldı, yeni yapıldı. Vardı yerinde. Peki ne söyleyeceğim? Hemşehrilerine ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim? Bir şey bilmiyorum ki. Konuşuyor abi. Soğukpınar Camii'sinden güzel görüntüler devam ediyor. Amcacığım adın ne? Mehmet. Kulaklarını adın ne? Tamam. Adın. Hiç duymuyor. Ben kulaklarını hiç duymuyor. Tamam. O zaman şöyle. Soğukpınar nasıl bir yer? Soğukpınar. Kulaklarım eşitmiyor. Hiç mi? Vay ya. Olsun. O zaman oğlundan devam edelim o zaman. Baksana benziydi ha, benziydi gözler. Gözler. Tamam, senin adını öğrenim abi. Osman Karaman. Osman abi, güzel bir cuma namazını kıldık. Çok şükür. Güzel bir köy. Neler söylemek istersin? Vallahi %90'ı gurbetçi. Yani şöyle diyelim. Ben de bu kadar kalabalık. Belki 30 senedir ilk defa buldum. O zaman bize şans. Yani tam böyle bir dahaki cumaya gelsen bu kadar insan bulamaz. Yani sadece %90'ı gurbetçi olan bir yaşıyor. Fındıklar nasıl? Ya fındıklar bakımlı yerlerde iyi fındıklar. Peki yani. Cami bayağı eski cami maşallah. Cami yenilendi ama yörenin en eski camilerinden bir tanesi. Bir de yani burası Bayramoğlu Beyliği olarak geçiyor değil mi? Yani normal eski şeyi Bayramoğlu Beyliği olarak. Aslında burada başkanımız var. Başkanımız daha tarih olarak daha iyi bakıyor. Başkanımızla bugün hep birlikteyiz zaten. Başkanla devam ediyoruz. Var mı peki abi seni selamlamak istediğin? Ya her köylerimin hepsine selamlar. Göremediklerim özellikle. Görebildiklerimizi gördük zaten. Rasul Beşiroğlu. Köyüm bu Dikmen köyü, şimdi Soğukpınar olduk. Soğukpınar hakkında neler söylesin? Vallahi neler söyleyeyim? Her hususta iyi olduk. Yani iki köyün birleşmesiyle beraber belde belediyelik olduk. Şey iyi olduk. İyi oldu yani. Caminin tarihini ben ne bilirim? 150 senelik var. Ya bu şey yapıldı daha işte yani 20-30 sene oldu bu şeyler yapalı. Eskisini babam da bilmez. Ya babama sorayım abi sen de varayım da. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Seni de tanıyorum. Ben ne diyeceğim? Adını öğrenin. Adını söyle. Adam Recep Dikmen. Neredensin? Neredensin? Soğukpınar. Peki bu camın hakkında neler biliyorsun sen? Camının mı? Evet abi. Evvelden ne bileceğim? Evvelden tahta diyordu ustalar. Sonra şeye dönmüş. Sizin
hiçbir şeyler yaptınız mı cami yapımında? Yardımınız oldu mu? Yardımımız mı? Yardımına yaptık hep. Nasıl böyle el birliğiyle, Soğuk Pınar halkıyla birlikte mi yaptınız? Soğuk, o zaman Soğuk Pınar yok diye dikme var. O zaman yapılmadı. Peki sen ne söyleyeceksin köylerin hakkında? Ben bulam doğru eşit mi? Köy hakkında neler söyleyeceksin? Bana söyle, köy hakkında ne söyleyeceksin? Bura hakkında, dikme hakkında ne diyeceksin? Güzel mi? Nereleri gezelim? Dikmen niye güzel? İyi. Nereleri gezelim? Nereleri gezelim görelim? Nerede mi? Ha, nereye gezelim? Buradan başka daha nereye gidelim? Neden? Nereye gidelim başka? Nereye gidelim? Güzel yerleri var mı buranın? Bunların mı? Evet. Ya bunlar hep güzel yer bize. Hepsi güzel değil. Ha, her tarafı var. Var mı selamlamak istediğin? Her selam tarafı. Kime yollayacaksın? Selam. Selam var mı gurbette selamlamak istediğin? Selam mı? Var olmaz mı? Gördüğüne selam. Usta seninle. Sağ olasın ya. Sen ne dersin abi? Ben mi? Evet. Ben Soğuk Pınar, Dikmen Mahallesi'nden İzzet Dikmen. İzzet abi, senin yaş kaç? Aynı yerine oturuyorum. Aynı yerine oturuyorum. Bundan 4-5 senedesin muhtarıydım. Şimdi ben muhtarlığı bıraktım. Muhtarlık durumda 3 tane bayan aldım. Şimdi o bayanlara bakamıyorum. Hanlara bağlı şey. Hanlara bağlı kalıba bağlayalım. Tamam. Havre yaz. Tamam. He. Var mı daha söylemek istediğin bayanlara? Ben de söylemedim. Derdin kasan var mı daha? Söyle. Daha var mı söylemek istediğin? Tabii yok. Ya. Kendine sağ ol. Tamam. Havre bir bağlı akıl. Tamam. 3 tane aldığımızı şimdi bakamıyorum. Niye? İşte. Allah'ım, bakarız çaresine. Bir tanesi kullanıp vermeyeyim de sana. Seni tanıyabilir miyiz abi? Ben Soğuk Pınar Dikmen Mahallesi'nden Abdullah Özdemir, Gücükoğlu, Hüseyinoğlu, 1932 doğumluyum. Abi, güzel bir cuma namazı kıldı. Çok şükür. Güzel bir tarih caminin. Evet. Caminin tarihi tabi baştan aşağı anlatmak isterseniz, ta zamanında bu Soğuk Pınar'ın adı Garşı Gözköy'iymiş. Burası Dikmen, Garşı Tavlancık. İki para köyün orta yerine dikmen olduğu için camiyi şuraya karşıya yapalım demişler. O zamanında Talar. Oraya götürmüşler malzemeyi yapmışlar. Bak zamattan geliyorlar ustalar bakıyorlar yok. Nerede bu? Gelip burada buluyorlar. Burası hakikaten erişmiş, bir kerametli bir yermiş. Yağmur nasıl olur? Kim götürdü? Tekrar götürüyorlar. Yani daha az gün bir daha. Tabi ustalar o zaman devamlı işler birleşiyor. Der ki bu caminin yeri burası olacak diye. Buraya yaşıyorlar. Buraya camiyi yapıyorlar. Aslında kütükle bazı böreni gibi böyle yapılmış cami. Bundan sonra bu Rumlar zamanına gelince buna taş duvarla yapılmış. Yani bunu mesela tarihte böyle yazar ki mesela 1890. 1890'larda yapılmış oluyor ki. Aşağı yukarı bizim şeyimize göre ondan önceki yapılanları da var. Nihayet bunu taş duvarı yapılmış. Bu camini tabii bu vaziyete başında ben Abdullah Özdemir olarak önderliğini ben yaptım. Muhtarımızdan da Allah razı olsun Mehmet Tüysüz o zaman muhtarıydı. İşte benim arabam da vardı. Arabada her şeyini malzemesini falan getirdim. Böyle buraya yaptık. Kubbeliye çevirdik. Minareyi yaptık. Artı burası kursudu. O kursu da yıktık. Mesela şey burası da şeydi burada. Dershaneydi burada böyle Kur'an okuyorlardı. Yıkıldıydı. Onu da o hale getirdik. Yine muhtarın şeyine bana var. Sonunda işte o muhtar da geldi de işin yeni muhtarımızdan da yine Allah razı olsun. Şu tuvaletin üstü kısmını o hale getirdi. Altını da bir Almanca arkadaşımız vardı. Ali Sarıkaya. O yaptırdı. İşte bunun iş tersibatlarını, efendim işte halısını tek ettim şeyden aldım. Manisa'dan, Demirçin şeyinden. Ondan sonra kalorifer dairesini yaptırdık, alttan ısırma yaptırdık. İşte boyasını yaptırdık, çinisini yaptırdık. Şükrosun Allah'a bu vaziyete getirdik. Bütün dikmen halkının hepsine, gençlisinden gencinin hepsine teşekkür ediyorum. Ya biz yani önderliğini yaptık da onlardan da yardımıyla beraber olduk. Bilhassa gurbetçi İstanbul'da çok yardım ettiler. Hep sıkıştığımız yerde çağırdık, elde yapıldı. İşte bu vaziyete geldi. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Cenab-ı Allah yine hepsini köyümüzü mutlu etsin. Köyümüz her zaman mutludur, birbirine tutkundur.
Hiç kimseden para toplamaksızın sadece dikmeyi yapmıştır bugün. Anladın mı? Herkes Allah razı olsun. İşte gurbetçilerimiz, şeyimizden, muhtarlarımızdan, çalışanlarımızdan hepsinden memnunuz. Ha, Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Geldiğimizde bizi aldığınız için çok çok memnun ettiniz bizi. Şimdi mesela çalışıldı mıydı bu oluyor. Ha, selam. Selam bütün Türkiye'ye, bütün Giresunlulara, bütün arkadaşlarımın hepsine selam ediyorum Abdullah Özdemir olarak. Cemil cümlesinden. Soğukpınar Dikmen Mahallesi yeni muhtarıyım. İsmim Emin Şagar. Bizim mahallemizin tarihi çok eskiye dayanan bir mahalle. Sağ olsun hacım size her şeyleri anlattı. Ben sizlere veya Dikmen Mahallesi Soğukpınar halkına, bütün gurbetçilerime, bütün Türkiye'ye selamlarımı, size de teşekkürler ediyorum. İyi günler diliyorum. Ahmet amca, seni bir tanıyalım. Ben şimdi ne Mısır'da tanıyacağım. Ben Dikmen'den bizim aslımız Kandazoğlan. Oradan biri gelmiyor. Kaç çocuk var? Ben 7 çocuk. Allah bağışlasın. Peki hepsi yanında mı, gurbetteler mi? Ben yanında tek bir oğlum var burada. Hepsi gurbette. Hepsi bu. Nerelerde? Şimdi biri gazeteci. Biri de servis var, servis çekiyor. Bir kızım var hemşeri, bir kızım var hastanesinde çalışıyor, bir kızım var evli, bir de bir kızım var güzel. Peki şöyle söyleyeyim, Soğukpınar gezdik gözlük hakikaten çok güzel bir yer. Peki buraya gelemeyenler için ne dersin, gelsinler mi? Gelmesini tavsiye ederim. Nerelere görsünler burada? Burada gelsin, her mermekede görsün burada mermekede, gelsin seyretsin. Şimdi mesela bir şey söyleyeyim bak. Söyle. Şimdi denizde mücevher aramadan asaya dalamak zordur. Şimdi köyünü terk eden adam sonu geleceği iyi değil. Fallak olur. İlla köyü gelecek. Şimdi Müslümanlık ibadette de böyle. Şimdi üç kişiyi Cenab-ı Allah affetmeyeceğim demiş. Kimler? Başta biri anasını, babasını asır. İkinci bir seferde gelip memleketini ziyaret, babasını, anasını ziyaret etmiyor. Mezar taşının mezarın olduğu yere gelse yine ziyaret edecek. Babasının ocağını ziyaret edecek. Bu kimseye affetmeyecek. Üç kişi. Peki getir suyu, getir. Türkü zamanımız geldi. Al suyunu iç. Türkü gelsin amcamdan. Suyunu da içti. Eski içtiklerinden getirmemişler ama olsun. Olsun, şimdi su her şeye bedel. Buyur. Bir ok çeksem karışık dağlar yıkılır, yıkılır aman aman. Bugün posta günü canım sıkılır, sıkılır aman aman. El alemin mektubu gelmiş okunur, bu benim yüreğime hançer sokulur aman aman. Tamam. Ya sen bu sesle peki zamanında çok can yakmışındır. Doğru mudur? Doğru mudur? Bak gülüyor, nasıl gülüyor? Peki son olarak ne söylemek istersin? Selam yollamak istediğin nereler var? Köyüme, çevreme selamlarımı, çok çok selamlarımı söylüyorum. Dediğim gibiler, köyümden bu işin devamını istiyorum. Aynı bu iş gelişti. Nasıl devam ediyorsa, başkanım var, ikisi de burada bak. Hem dernek başkanım, hem belediye başkanım. Bu işin devamını istiyorum. Bunlar ikisinden de. Sağ olasın abi, sen de bizi kırmadın çok. Allah razı olsun. Giresun konuşuyor abi, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Fındık toplanmaya başladı. Abim çekiniyor, kameralardan kaçmaya çalışıyor ama... Zorla da olsa yapacağız. Bir dakika. Sadece bir dakika. Sadece adını öğreneceğim. Adını söyle yeter. İbrahim Eyce. Neredensin abi? Soğukpınar'dan.
Peki fındıklar nasıl, değil mi? Çok güzel. Ne güzel. Evet. Peki abi bu, biz normalde dolaşıyoruz bu kadar ama böyle güzel bahçeye denk gelmedik. Hayırdır? Bunu başkanıma söyleyeceğim. Başkanıma söyleyeceğim. Şöyle söyle. Tamam. Giresun senin için ne ifade ediyor? Giresun bilmeyenler, etmeyenler için ne dersin Giresun hakkında? Giresun'u ben başka şeylere değişmem yani. Evet, ben memleketimiz çok güzel. Peki bu sene fındık ortalama ne kadar olur sana göre? Fiyat. Kendimin mi? Fiyat mı? Evet. Ya 10-15 arası olur. 10-15? Evet. 20 olursa cennet. Evet, 20 olursa tabii cennet olur. Var mı peki senin selam yollamak istediğin yerler? Ya ben tanıyan arkadaşlara. Tüm bir selam yollamak. Tamam. Biraz bu ablalarla konuşacağız ama. Bak kaçıyorlar. Aa bak, aa kaçmıyor bak. Aa görevine çek. Soğukpınar. Peki az çok biz de anladığımız kadar. Daldan toplamak mı daha zor, yerden mi? Daldan çok zor. Yorucu mu oluyor? Yorucu oluyor. Peki kaç seneden beri topluyorsun hemen hemen? Ben çocukluğumdan beri topluyorum. Topluyorsun. Peki şöyle söyleyeyim. Giresun'da fındık toplamaya herkes bir fındık zamanı geldiği zaman dikçiliğe bürünür. Size, sende de oluyor böyle? Bizde evet. Fındıkla değil, bizde yıl 12 ay desek öyle. 12 ay öyle. Gerçekten sadece fındık değil, bağ, bahçe, kışlık, yazlık her türlü işte sürekli. Peki Karadeniz kadınların daha çalışkan olduğunu, daha en çok işleri onun yaptığı söyleniyor, doğru mu? Çok doğru. Erkekler niye kaçıyor böyle? Erkeklerin kışın fazla bir işi olmuyor, kahvede takılıyorlar. Ya yavrum ben kendim. Doğru diyor, doğru diyor abla. Evet. Peki abla buradan erkeklere ne sesle bulunursun? Ne sesle bulunurum? Eşlerine daha çok yardım etsinler. Başka? Bunlar gidecek az sonra ya. Bağ bahçe işlerinde bizi o kadar bırakmasınlar. Ben mi senin selam yollamak istediğim yerler? Selam yollamak istediğim kardeşim var Bursa'da. İbrahim Kılcaslan. İstanbul'da kardeşim var Ramazan Kılcaslan. Hava kök var bir de İstanbul'da. Hepsine selam yollayalım. Bir de biz buna normalde ne diyoruz? Peştemal. Peştemal. Peki ben sana yöresel birkaç kere. Haçak ne demek? Güzel demek. Peki keyfanı ne demek? İhtiyar demek. Peki Orak ayı ne zaman? Orak ayı ne zaman? Ağustos. Oo, az Giresunlu burada işte. Daha ne diyeyim? Giresun konuşuyor abi. Tüm güzelliğe devam ediyor. Yakalandılar. Şok. Aa kızları yakaladı. Giresun işte Karadeniz çocuğu budur işte. Maşallah diyeyim. Fındık dalın altında gözükmeyeyim bile. Kameraman seni arıyor. Bu nerede diye, nerede diye. Bak şöyle aralayalım abi. Adın ne bakayım senin? Meryem. Merve kaç yaşındasın? Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaşındasın. Peki Merve fındık toplamayı seviyor musun? Çok mu seviyorsun? Peki kime yardım ediyorsun böyle? Gösteriyorsun parmağınla. Başkana yardım ediyorsun. Peki sen büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Doktor. Maşallah. Peki doktor olunca buradaki böyle abilerine, ablalarına sen mi bakacaksın? Evet. Sen mi iyileştireceksin? Maşallah hiç durmuyorsun. Hala fındık toplayın. Az bir dakika dur da. Peki burada kimi seviyorsun şöyle? Kimi en çok seviyorsun? İsim söyle. İsim. Anne. Başka? Kameradan kaçan mı Zehra teyze? Kameralardan kaçan mı? Senden utansınlar mı? Bak sen de burada yapıyorsun. Annemi seviyorum bir de onu bir de Zehra. Ay sana maşallah. Peki bir de son olarak benim için şey der misin? Kanal 28'i izlemeye devam et. Söyle bakayım kanal 28. Giresun konuşuyor abi. Tüm güzelliğiyle devam ediyor. İşte halkın içinde başkan diyorsanız işte burada. Başkanım kolay gelsin.
Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ne demek? Başkanım, siz de böyle fındık bahçesini gördük, neler düşünüyorsunuz? Ben kendim tabii fındıkçıyım, arazimiz var bizim. Yaklaşıklar 40 yıldır fındık topluyorum, aralıksız. Aralıksız? Her yıl topladım. Peki bu sene fındıklar nasıl? Bu sene iyi, bizim bir rakım 200'den yukarısında bu sene fındık iyi. İyi sahilde. Geçen sene yok. Geçen sene yanmıştı, bir şey olmamıştı. Bu sene iyi. Bu sene galiba üreticilerin yüzü gülecek. İnşallah, iyi de bir para yer inşallah. İnşallah, tam gülelim. Peki, burada bu iş şimdi tam fındık toplama dönemi. Ne demek, ne söylemek sana hemşerilerimize, işçilere? Şimdi fındıklarını harmanı aldıktan sonra, yani fındıkları aldıktan sonra mümkün mertebe maalete vermesin. Fındığın değerini bitirmesin. Yani kendi evinde beklesin. Hemen de pazara indirip satmasınlar diye öneriyorum. İleriyen günlerde fındık para edecekler. Çünkü bizim Karadeniz şu anda bizim diğer taraflarda bizim bu kadar fındık yok şu anda. Bu sene bizim bölgede biraz oldu. O yüzden fındık para edecekler. Peki şöyle söyleyeyim. Tek başkanım size yardım eden yok mu? Siz de tek başınıza mı bahçedesiniz? Yok yok, eşim var. Küçük oğlum var. Topluyoruz. İyi başkanım, kolay gelsin ya diyorum. Bu bahçe evin yakında düz yer olduğu için buraya kendimizi çağırmadan alabiliyoruz. Yani, biraz uzakta bahçelerimiz var. Tabii öyle 10-15 kişi yazdık. Gideceğiz. Topluyoruz. 2000 dolarlar bu. Aslında fındık bir yönden istihdam alanı da oluşturuyor değil mi baksana? İşçiler ekmek parası kazanıyorlar bu yüzden. Yani... Tabii gerçekten bu önümüzde geçiyor. Bir ay içerisinde boş zaman yok. Hatta bir adam bir insan başlıyor. Bulamazsın. Tek başlıyor. İlk zamanda bu harcam. Peki başkandan bir de şey alalım. Fındığın aslı nerede, nasıl belli olacak? Bir gösterin o zaman. Fındığın aslı hangisi? Aha. Başkanım bak, işte önerileri. Fındığın aslı burada. Peki buna ne? Yağlı fındık, sivri fındık? Yağlı fındık derler buna. Yağlı fındık en kaliteli fındıkıdır. Türkiye genelinde en kaliteli fındık Giresun'da yetişir. Bizim için aslında bir de şey, altın niyetine. Bunu hiç... Altın renginde, altın renginde zaten. Aynen. Çok sağ olun başkanım, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok Giresun çocuğuz yani. Biz fındığı, bak fındığı dalı incitmeyeceksin. Parmağın baş parmağınla şöyle kıracaksın ki dala zedelemeyeceksin, tamam mı? Fındık böyle toplanır. Aha bak, Merve bana yardım ne diyor? Bak. Aha toplayalım. Bak sonra bize diyecekler ki fındık toplamayı bilmiyor. Dalı kaçırmayacaksın. Ama en zoru da daldan toplamak derler. Vallahi işimizi yaparken de bunları yapmakta çok mutluyuz. Fındık ziyan olmasın. Çünkü Giresunlar için fındık altın değerinde. Gırnap. Gırnap yok ki taşıyalım. Gırnap yok. Şimdi tepeceksin ki çuval iyice yere alsın. Ayağınla. Bunlar, ya bana fındık çuvalı lazım. Bu ne? Şeker çuvalıyla fındık mı toplanıyor? İyice yere alsın ki fındık ziyan olmasın. Vallahi topladım abi ya. Ya bu ciddi diyorum, fındık çuvalıyla olacak işler bunlar. Ocağın dibine koysun ki devrilmesin. Ağzı açık çünkü. Adın ne? Adım Kadir Sarıkaya. Kaç yıldan beri yaşıyorsun? Kaç yıldan beri yaşıyorsun? Aşağı yukarı 72 yıldan beri. Peki güzel mi buralar?
Güzel havası. Çocuk çoluk da burada mı? Burada. Ne, köyün adı ne senin? Köyün adı şimdi Soğuk Pınar. Soğuk Pınar. Peki memnun musun Soğuk Pınar'dan? Memnunum. Peki başkanımızdan memnun musun? Memnunum başkanımızdan. Peki, Soğuk Pınar. Biraz güzelliği hakkında biraz bahsetsene abi. Neyi güzel en çok? Suları güzel. Ondan sonra hayvancılık yapma güzel iyi. Sonra başka tarım şeyleri de, fındık bahçelerimiz de iyi, güzel. Var mı selam yollamak istediğin yerler? He? Selam yollamak istediğin yerler var mı? Yok. Hiç yok mu selam yollayacağın yer? Benim mi? Evet. Bütün ülkelerimize, vilayetlerimize, 28, Kanal 28 televizyonlarda çalışanlara, şeylere hep selamlarım var. Bitiremedik ama çok güzel bir program çıkacağına inanıyoruz. Ne söylemek istersin? Şimdi Pangal Şelalesi'nden girdik. Tuykun mahallemiz, Dikmen mahallemiz, Merkez mahallesi. Son olarak da çocuklarımızın eğitim öğretim gördüğü beldemizin ilk öğretim okulu. Burası da 2000 yılında belde olduktan sonra yapıldı. Tabii taşımalı sistemde eğitim görüyor. Gördüğünüz gibi ismi de falan şehidimizin ismi verildi buraya okulumuza. Küçük de olsa kafasına bir saha yaptık yine okulumuzun, çocuklarımızın daha iyi oynamaları için, top oynamaları için. Gezmekle bir beldeyi bitirmek bir günde mümkün değil tabii. İnşallah bir dahaki sefer daha değişik farklı yerleri daha iyi şekilde sizinle beraber gezerek görürüz inşallah. Son olarak da hemşehrilerinize ne söylemek istersiniz Giresunlulara? Turizme önem verip, turizme eğer çekebilirsek Giresun'a, hani derler ya bacasız fabrika, Giresun'a ekonomik yönden çok daha iyi katkıda bulunur diye düşünüyorum. Gurbetteki çok sayıda yaşananlarımız var. Bunların da beldemize, Giresun'umuza, işte SP'mize yatırım yapmaya çağırıyorum. Biz yerel yöneticiler olarak bu noktada elimizden gelen desteği vermeye hazırız diye diyorum. Çok sağ olun başkanım. Ben, çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Şallar Altı ile Giresun Konuşuyor abinin bugünlük de sonuna geldik. Bugün de SBA'de Soğuk Pınar'da inanılmaz görüntülerle sizle olmaya çalıştık. Mükemmel görüntüler vardı. Biliyorum ki siz de izlemeye doyamadınız. İnşallah bir gün tekrar geleceğiz. Başka bir yerde, başka bir şekilde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ne işle uğraşıyoruz? Okuyorum ben. Oğlana selam yollayacak mısın? Ne? Oğluma, ebeme, dedeme, bütün çamurluk ya. Ayrı bitmeyelim. Yani biz direkt Allah'a var. Fuar oldun, hoca seni sokmuyor yine. Ne düşünüyorsun? Hocanı takmıyor tabii. We'll be right back.
sohbet edelim. Röportaj yapmak istemeyenler böyle diyor. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Derler ya, oğlan dayı ya, kız halaya benzer diye. Evet. Birebir benziyorsunuz maşallah. Giresun Konuşuyor sona erdi.